Cümletten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım. Ben hanım, hoş geldiniz. Ben Hüseyin Güldağ'a. Yeni bir video ile sizlerleyin arkadaşlar. Arkadaşlar, davarımı saldım. Herkese hayırlı sabahlar. Tepeye çıktım. Buradan bir düz vereceğim. Uyucağa doğru istikamet. Bugün köpeklerimi çekeceğim. Dakika. Köpekleri çok soruyorsunuz. Davarlar ne alıyor şöyle, görüyorsunuz arkamda. Yapraklar dalıyorlar. Sıyırıyorlar. Tuz da vereceğiz, daha iyi yiyecekler. İştahları açılacak. Mideler genişleyecek. Daha güzel olacak arkadaşlar. Bugün böyle açayım dedim. Buradan açayım dedim videomu. Daha da izleyenler var, sevenler var. Bakalım, haydi iyi seyirler şimdi. Şunlar niye işlerine baksanız arkadaşlar. Kütür kütür, ışıl ışıl. Maşallah benim oğlanlar. Biliyor bu işi ya. Bakın bakalım yaradan gelen düzelme var mı? Sıkacaksınız böyle bunlar. Koyarsanız yayılmaz. Yaprakla beden çocuğa lazım versen var. Yaprak erimez. O terir de yaprak dayanmaz. Yiyin aslanlarım benim. Dişim aldı var arkadaşlar burada. Geçen çiğnerden sağmışsınız demişsiniz. Dişi kurbanlık da var, yazmış var, azman var. Geçi de var. Geçiler kaç sağlar, geçi var, kurutacağım, satacağım kurbana. Dalayın bakalım yaprakları, şöyle tuzunuzu yiyeceksiniz. Aç karnına tuz verilmez. Bunlara baksana, keratalar dağlar bulur. Mesela kısır arkadaşlar. Kısır azman dediklerimizden. Çevişlerimiz var burada. Küçüğü var, büyüğü var. Her boyut var bizde. Ne güzel yapraklarımız arkadaşlar. Zor bulunur. Bak her yerde bulunmaz böyle. Yaprak şey. Yayılım. Kütür kütür yiyecekler, daha tam ermedi bunlar. Şöyle de şuralardan çekelim arkadaşlar. Karşılar görüyorsunuz. Yer yerde böyle yaprak olmaz. Şurada Eseli Mahallesi var. Şurayı da göstereyim ben size bir. Burası boğaza alıyor. Burayı hiç göstermemiştim. Burası da Eseli Mahallesi arkadaşlar. Horozlar ötüyor sabah. Eseli Mahallesi burası işte. Buradan aşağı doğru gider. Sorkun gelir. Şu bizimki şuranın ardına kalıyor. Tepenin ardına. Köpekler bir şeye gitti geldi arkadaşlar. Değil mi? Soya kaldı. Koku aldılar. Bir koku aldılar ama bilemedim. Şimdi buraya attılar. Gel oğlum. Gelin bakalım, nereye gittiniz değil mi? Ben davarlar çıkmadan geldiler. Buradan soya aldılar, geldiler buraya attılar. Bir şeye yettiler ama yarım saat falan oldu, geldiler. Aslanlar. Gel bakalım. Koç bunlar ya, koç. Gel oğlum, karabaş. Ne oldu? Yokladın mı? Yatmadın gece. Sinekten de şey yapıyorlar. Alaş, alaş, gel oğlum. Kız ayıkladınız ama siz ya. Sıcaktan yağlı doğru düzgün yemiyorlar. Sıcaktan bunalttığını. Yine yeter ya. Güzel maşallah. Gel oğlum. Gel bakayım, sizi soruyorlar ya. Ne? Kalk bakayım. Koca olan kalk. Ana koçuma. Gel bakayım, ne oldu? Sürüyor mu? Gelin haydi yukarı değil mi? Nereye gittiniz? Gelin bakayım şöyle. Düzlaşlarına doğru gidelim. Gelin oğlum. Gel oğlum bakayım. Hiç adamlar yakaları yok arkadaşlar. Böyle olacak köpek dediğiniz. Adam arkamayla gelmezler. Hayatta gelmezler. Hey! Köpek dedin yalak olmayacak. Davar nerede? Onlar orada. Canavar nerede? Onlar orada. Adamın arkasından dolanan köpeği sevmem ben. Adamla alakası olmayacak daha da. Çobanı da. Çağırdı mı gelecek.
Bağırdı mı gidecek. Haydi bakayım, ben uzaklarında açan kamera. Tuzumu da verdim arkadaşlar. Yiyorlar şimdi, göstereceğim. Ayı gelmiş buraya arkadaşlar. Demiştim köpekler suya kaldı. Tuz taşlarını kaldırmış atmış. Karınca aramış altında. Karıncayı sever dediğim gibi şöyle malların tuzunu yalıyor. Mahvetmiş taşları, hep kaldırmış. Buradan öte tarafa doğru gitmiş. Ötede çeşmeler var. Bu tarafta duramıyor. Demin de demiştim köpekler suya kaldı, kokal diye. Buymuş demek ki bu. Şöyle taşları da göstereyim arkadaşlar. Kaldırmış taşların altında karıncalar yalamaya çalışmış. Davarlarına da tuz yedi gidiyor. Şöyle göstereyim ben. Bakın arkadaşlar, şunları kaldırmış. Şunu kaldırmış burada. Ters çevirmiş. İçinde karınca deliklerini görüyorsunuz. Yalar bu ağzıyla. Şunları hep kaldırmış bakın. Sabaha yakın yapmış bunları ya. Şunu da kaldırmış. Şunları kaldırmış arkadaşlar, baksana da. Dün de tuz yerdim idi ben burada. Donmuş tuz taşlarda. Şunları hep kaldırmış, baksanız arkadaşlar. Ötelerde de var, bayağı şey yapmış. Poşetlerle dağıtmış benim poşetleri buraya. Tuzu yalamıyor ama. Tuz yemiyor nedense. Buralarda da var, tuz çuvalım da var burada bak. Tuz ellememiş. Taşlarla kaldırmış baksana da buralar. Buraları kaldırmış. Şöyle davarın başına da gideyim. Davara zarar vermez bu da, işte karıncalar yalıyor. Poşetiyle indirmiş buraya. Ağaca soktuydum. Şunu da buradan alalım. Ağaca koyalım arkadaşlar. Taşlardan ne istedin ne bileyim. Koca olan kaldırmış taşlar arkadaşlar. Davarıma ben geçeyim. Yuh ne bi. Davarın önüne geçtim arkadaşlar. Oradan öte doğru gitti. Umarım öte gitmiş o. Köpekler çünkü oradan, o taraftan şey yapmıştı. O taraftan geldiydi. Kokusunu aldılar o taraftan. Zararsız bir hayvan arkadaşlar. Davara fazla zarar vermiyor. Öyle canavar gibi dağda kaldım yiyin demiyor. Ancak ciğerini söker, bir tane alırsa, aç kalırsa yer. Ciğerini yer bu ayı kısmı. Başka bir yerini yemiyor. Koş koş koş. Ayı maceralar da var yani, onları da anlatmak istiyorum. Onu da çardakta dağımda anlatayım arkadaşlar. Buraya bir bal koyacağım aslında. Taşlara çok geliyor, bu tuz taşlarına geliyor. Tuzu yemiyor ama, tuz yemiyor. Oralar taşlarını kaldırıyor karınca, dağın çok altında ne bileyim taşların. O koca kayaların altında dağ var çok. Oradan ormandan gidiyor gayri yuvasına suyuna. Uyacak tarafında yok, görükmedi. Olsa köpekler bildiriydi. O yüzden oradan gitsin bakayım ya. Zararsız hayvan, öyle fazla zararı yok. Birazdan da anlatırım yatakta. Dediğim gibi ciğere bayılır bu. Ciğer, malın ciğerini yer bu. Canavar gibi dağda böyle buldum hepsini yiyin demez. Malın ciğerini yer bir tanesini, tamam. Öyle bir şeyi var bunun da. Bir bal koyacağım dediğin arkadaşlar, oraya bal asacağım, bal çıtasını alacağım. Kamerayı da koyacağım gece. Biz bakacağım aslında, öyle bir sineyeceğim aslında. Dolanıp duruyor ama işte biz gelirken kaçıyor. Akıllı bir hayvan. Zararsız. Hadi ben dağımda açarım kameramı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yatağa geldim. Davarımı yatırttım, suladım. Davarımı doyurdum, artık vakit geldi. Bakı da ben dinleneceğim. Dağıma geldim, görüyorsunuz. Burada gayri ikindine kadar buradayız. Buz gibi meşen dibinde yatacağız. Ne yapalım, işimiz bu. Bakı da arkadaşlar, yaylada gördüğüm aylardan anlatmak istiyorum. Soruyorsunuz maceralardan. Tabi bir yaşa geldik. Bayağı aylarla da karşılaştık biz. Aygırı bilen bilir, hani aygırı biliyorlar kim çoğu insan. Aygır şeylerse. Oran tepesinde bir zaman davar gidiyorum.
Ondan sonra kan dağın içinde şöyle bir kan dağımsı yerler de var, şöyle yağlıyor sol tarafımda. Ben çukurda aynı tam. Tepede de şöyle kan dağın tepesinde bir şey var. Geliyor böyle bu tarafa doğru geliyor. Yakınız, aramızda 30 metre var. Ben aşağıdayım, o depemde. Köpekler de var. Güdek vardı o zaman, bir küçük güdeğim vardı. Kuyruğu güdek. Yürüyor ama gidemiyor köpek de arkasında. Ondan sonra dönüyor böyle böyle arkadaşlar bir şey ama böyle belli dönüyor, ben bilemedim. Tek belli görünüyor böyle. Dönüyor. Ben de şüphelendim. Az davanın içine girdim. Küçüğüm o zaman, davar gidiyorum. Önümde de 400 davarlem vardı. Ben de korktuk, şüphelendim garip. Şöyle bana bir bakın, ayağı bir kalktı ayı şöyle. Kandağın tepesinde. Bir baktım ayı. Bana bir bakın, bir selam verdi ayı böyle. Bir şey yapmadı köpeğin arkasında. Ya ben bir şey yapmıyorum, kızdırmıyorum ayı, bir şey yapmıyorum. Ben aşağıdayım, o yukarıda tepede kandaklı da vardı aşağıda. Aramızda 30 metre var. Bir bakın bana şöyle bir selam veri gibi yaptı gayri. Koca olan. Zararsız bir hayvan. Yaylada bir onu gördüm. 3-4 kere gördüm. Birinde oradan gayrı o eğendi kandak hayatı gitti. Öteye kandak hayatı gitti. Köpek de var. Köpeklerle ürüyor da hiç aldırış etmiyor köpekleriyle. Köpeklerle kaçmıyor. Yatı gitti oraya kandağın içine. Koy verdim beni. Ne yapayım? Masum hayvan. Zararsız. Ama sıkıştırır bir şey yaparsan. Tabi o zaman kovalar, daşlar. Tokat çarpar köpeğe böyle, tokatlay vurur. Tokat eliyle. İnsan gibi bir şey o da. Taş atar. Kayaya aldığıyla fırladır adama. Şeye. Adama da fırladır. Köpeğe de fırladır. Köpeğe çok atar. Kıstırdım köpek. Kızı verir o. Çok kızı verir. Kızmadım ama hiç. Hiçbir şey yapmaz. Öyle bir hayvan o. Zararsız ya, dediğim gibi ciğere bayılır, davarın ciğerini yer. Birinde küçüğüm dayıyla davar gidiyoruz yani, da bayağı uzaktayız. Yağmur yağacak, yağmurlu bir gün. Ben eve doğru gidiyorum artık. Çelkesüpüre gideceğim. Yağmur yağmadan zor olmasın diye ben çelkesüpüreceğim, davarla dayı gelecek. Yaylada kimse yok. Güz günü, yağmurlu bir gün. Kimsecikler yok. İki kişiyiz tek. Davar var evimizde. 800-900 davar vardı o zaman. Kaç kişinin davarı vardı. Yaylan depeye çıktım çıra yolundan. Bir baktım ya, bir taksi gitti yayladan. Yaylan oradan bir taksi açtı köye doğru, bir yerden gelmiş. Geziyor. Yaylan içinden bir şey çıkıp gelir. Bir baktım koca bir şey, ayı. Ben daha depeden uzaktayım. Evlerin içinden taksiyi geçmesini bekliyormuş. Taksi gitti. Hemen ardından ya köyün içinden çıktı yaylanın içinden ayı, koca bir ayı. Gayrı ne yapardı yaylanın için? Oradan gitti, oradan. Yoldan gitti, kimse de yok. Köpekleri de, iki köpek vardı, bir kancık bir erkek. Onlar da arka tepede oynaşıyorlar. Biri dişi, biri erkek. Birbirleriyle oynaşıyorlar, göremediler oradan. Ben oradan bağırsam, köpekler görüyordu, kıstırıydı. Belki bana da sevirdirdi oradan sesimi. Tehlikeye sokmadım, oradan sessizce durdum ben de. Oradan geçti gitti yürüyerek gayrı o da. Ya bu yaşa kadar geldik, bayağı ayıyla da mücadele ettik. Canavarıyla da, domuzla da. Dedim ya, burada dolanıyor bu ayı var burada ormanlarımızda. Soruyorsunuz hani. Arılara da iniyor, balları da yiyor kimilerini. Akıllan öyle kolayına gözükmez. Dediğim gibi bak, sabah taşlar oradan kaldırmış. Taşlar karıncaya bayılır o. Ciğere bayılır, bala bayılır. Armut yer. Öyle şeyler seviyor bu. Taşların altını kaldırıyor böyle. Altındaki karıncaları ağzıyla diliyle yalıyor. Öyle bir hayvan. Köpekler de gitti işte, fazla gidemiyor. Oradan soya kal demiştim hani. Koku almıştı, emek konu almışlar. Oradan ormana gidiyor. Şu tarafa kalıyor, arka tarafa kalıyor orada. Orada kimse yok. Zaten buralarda da yok da, ben davar şeyine gayrı buralarda fazla dolanmıyor. Belki çeşmeye gece mece suya gelirdir. Suya gelse de ayak izi olur o çeşmenin kenarlarında. Görmüyorum. Adam ayak izi gibi onun. Kışınla çok dek gelir. Kışın birine dek gelmişti.
Ayağı kanıyordu hayvancağızın. Aynen. Karda gitmiş böyle, karda basmış. Ayağı kanıyor. Ayağından kan akmış resmen. Böyle gördüm arkadaşlar. Kan akarak gitmiş ayağından. Yazık. Ne yaptı karı ayağını? Yırttırdı mı? Ne yaptı bilemedim. Kan akarak geçmiş. Bastığı yerler ama çöküyor böyle aşağı doğru. Çamurdayla gitti mi çöküyor. Şöyle çöker. Karda zaten çöker. Adamın ayak izi gibi. İzleri böyle. Kimileri çoğu kimse görmemiştir dağda. Dediğim gibi şurada bir armut ağacına çıkmıştı. Burada var ayı hani. Soruyorsunuz ayı var. Zararsız. Kıstırırsan ama affetmez. Öldürürse ya da uğraşır bu. Zarar verirsen. Zarar verirsen ettikten sonra tamam masum bir hayvandır. Öyle güzel dürüst. Zararsız bir hayvan arkadaşlar. Bugünlük böyle ayı maceramı da anlatan dedim. Sabah işte o taşlara her sene gelir o taşların altında. Ne bileyim çok karınca herhalde. O taşların altını. Taş mı yok dağda ya? Başka taşlar da kaldırmaz. Ben tuz verecek vakit. Günlük de tuz veriyorum ara. Dün de vermiştim hatta tuzu. Orada. Tuzlar yalamıyor. Tuz da var dünden, artık da vardı o taşlarda dün. Yalamaz tuzu, yemiyor. Taşları kaldırıyor. O altına karıncaları yalıyor. Olsun bakan ya, zararsız dolansa onun da şeyi var. Öyle bir hayvan bu da bu. Bal koyacaksın arkadaşlar, bal asacaksın çıta ağaca bir. Kamera koyacaksın aslında bir göstereceğim ona bakalım. Öyle bir yapacaksın bakayım. Balıyla bulsa hemen yer o balı. Affetmez. Burada kaç kişinin o arıların içine de girdi, arı kovanlarının. Oralara da girdi arkadaşlar hani. Şöyle yatağımı da göstereyim ben size. Merdivenim de var, görüyorsunuz ne güzel. Burada ne tarz bitki istiyorsanız söyleyin arkadaşlar. Öyle çekim yapabiliriz burada. Benim de varlar bakın arkadaşlar. Orada meşelerin içinde. Yavrular tokuşuyor yukarıda da, görüyorsunuz bakın. Gidişiyor boynuzlar ya. Burada yatacağız artık. Bir de yastık getirdim. Çanta manta var. Şurada işte çaydanlık var. Içki keser var. Geçenden kaldı. Mekan burası. Buyurun gelin. Burayı yakarsa bir çadır getireceğiz artık. Buralar şu perdelerin topladığımızda. Yüksekte yaptım ama perdeleri. Yukarıdan yukarıdan. Dipleri sık. Şuralarda 5'e 5'ler var, görüyorsunuz. Buralarda çaklı. Altı güzel. Dayanıklı. Fazla kişi sığmıyor. İki kişi ancak. Biri şuraya şöyle. Biri şuraya. Sofrada şöyle. Fazla kişi sığmaz. Yatacak kadar işte ben. Koruma için bir balkon. Köş. Ev. Meşeler de güzel meşe ama, görüyorsunuz. Maşallah buz gibi yatılır bunun dibinde şimdi ben. Kafayı vurdum mu çan sesleriyle. Kuş sesleriyle. Köpeğim de burada yatıyor. Değil mi Alaş? Gel oğlum. Hiç umurumda değil. Baksanız arkadaşlar. Adamla alakası yok benim köpeklerim. Şşt, oğlum. Bunlara da ekmek getiriyorum daha ben. Bunlara da ekmek veriyorum. Köpek videosu çekin diyorsunuz. Bunlar çekerim ben, çok çekerim de arkamda çok dolanmıyor bunlar. Bilen bilir zaten, köpek arkada birinin arkasına dolandı mı iyi olmaz hani çobanın. Çobanı beklemeyecek köpek dediğiniz. Daha da malını bekleyecek. Değil mi oğlum? Baksana aç. Kafa bile kaldırmıyor. Öbürküsü nerede ne bileyim. Şu davarın suya gelişi beni öldürüyor işte. Beni bitiriyor. Davanın şuradan buz gibi su içisi var, her şeye değer. Ne güzel suyun içecek şimdi bak. Yatağına gidecek, yatacak. Ne güzel. Kendimden düşünmüyorum. Davar düşünüyorum. Davar rahatı daha önemli. İlk önce onun rahatı, ondan sonra benim rahat arkadaşlar. Karabaş, Karabaş. Neredesin oğlum? Köpeklere ben şu mıntıkada yatıyor arkadaşlar, şuralarda.
Benimki mekan bura. Davarınki orası gayrı. Mekanlar belli. Köpekler köpek ortamızda kalıyor artık. Karabaşlan ağacın dibinde yatıyorsa bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar oldu. Beğenirseniz beğenin, yorum yapın. Bekliyorum desteklerinizi. Şimdi ben çayım koyayım, çayımı içeyim. Video çekmeyeceğim, çay çerke. Haydin vayın, Allah'a emanet olun. Bakın takvime benim arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda. Haydin vayın.